Evet, birkaç ders önce size kenar kenar açının neden geçerli bir ilke olmadığını hızlıca anlatmıştım. Bu derste size biraz daha detay vermek istiyorum. Şimdi bir üçgen çizelim. Diyelim ki şöyle bir üçgenim var. Hemen çizeyim. Buna benzeyen bir üçgenim var. Evet, buna benzeyen bir üçgenim olamaz. Doğru düzgün üçgen çizemiyorum. Evet. Böyle daha iyi. Buna benzesin. Diyelim ki başka bir üçgenim daha var. İkisinin de bir kenarı eşit uzunlukta olsun. Bu kenar diğer üçgenimizdeki kenarla eşit olsun. Bu kenarın yanındaki bu kenar da diğer üçgenimizdeki kenara eşit olsun. Bu kenar şu açının bir parçasını oluşturuyor öyle değil mi? Diğer üçgende de bu açıya eş bir açı olsun. Bu ilk gösterdiğimiz kenarın bir parçası olmadığı bir açı. Sadece bu kenar, bu açının parçası. yani kenar kenar açı. Peki? Ee, bu durumun eşliği kanıtlamadığını nasıl anlayacağız? Bunu burada verilen bilgilerin aslında iki farklı üçgene işaret ettiğini göstererek yapabiliriz. Bunun hakkında düşünmek için, diğer üçgende, ee, bu sarı açı var diyelim. Mavi kenar bunun gibi görünmek zorunda. Buna benzer bir şey olmalı. Burada çizdiğimiz gibi buradaki kenarda yeşil olmalı. Buradaki yeşil hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir zaman bunun bir şeye eş olduğunu söylemedik. Bilseydik, kenar kenar, kenar derdik zaten değil mi? Sadece bu ve bu kenarların eş olduğunu biliyoruz. Bir de bu açının eş olduğunu. Yani bu yeşil kenar, kesikli çiziyorum, herhangi bir uzunluk da olabilir. Uzunluğu bilmiyoruz, hiçbir şey söylemedik bununla ilgili. Şimdi, bu mor kenarı ele alalım. Burada da buna eş bir kenar var. Burası kenarın başlangıç noktası. Açı hakkında bir şey bilmiyoruz. Yani bu herhangi bir açıyla çizilebilir. Ama bu kenara değmek zorunda. Üçgenlerin eş olma ihtimali var, görüyorsunuz. Belki de bu kenar böylece aşağı iniyordur. Bu durumda üçgenler eş olurdu. Ama fark ettiğiniz gibi kenar kenar açı mümkün değil. Çünkü bu kenar aynı zamanda böyle de inebilirdi. Tabana gelmek için iki yol var. Evet, böyle de gelebilirdi, değil mi? Böyle de gelebilirdi. Bu yüzden kenar kenar açı yanında başka bilgi olmadan eşliği anlatmaz. Muğlak kalır, değil mi? Belirsiz. Evet, belirsiz. Yeterince bilgi verilmemiş. Bu iki üçgenin eş olduğunu kanıtlamak için yeterince bilgi yok. Ancak bunun istisnaları da yok değil. Bu durumda açımız bir dar açıydı. Buradaki KKA'da dar açı. Bu dar açı üçgenin bir iç açısı dar açı olmasına rağmen diğerleri geniş açı olabilir hatırlayın dar açı 90 dereceden küçük ve geniş açı 90 dereceden büyük açılara deniyordu değil mi yani hala geniş bir açınız olabilir o yüzden bu da bir seçenek diğer iki açı dar açıdır yani bu ve bu açı dar diğer seçenek ise bu daha dar bir açı böylece diğeri geniş açı olabilir bu bir geniş açı Evet, geniş açı değil mi zaten? Bir üçgende iki tane geniş açı olmaz, olamaz. Aynı üçgende iki tane 90 dereceden büyük açı düşünemeyiz, öyle değil mi? O yüzden diğer üçgenin, o yüzden diğer üçgen şöyle görünür. Böyle görünen bir üçgeniniz olursa ve size bu açının geniş bir açı olduğu belirtilmişse, bu açı kenar kenar açıdaki A'dır. Diyelim ki buradaki açı başka bir üçgendeki açıyla eş. Başka bir üçgendeki başka bir açı. Ona komşu olan kenarlardan biri de eşit. Ondan sonraki kenar da eşit. Bu durumda her şey bellidir. Bunu çizmeyi deneyebiliriz. Şimdi aynı geniş açıyı çizelim. Evet, bu kenar hakkında bir şey bilmiyoruz çünkü eş olup olmadığını belirtmedik. Herhangi bir uzunlukta olabilir. Bu üçgende bu kenarın aynı uzunluğa sahip olacağı kesin. Yani bunun gibi görünecek. Bu kenarda bunu turuncu yapayım. Bu kenarda burayla aynı uzunlukta olacak. Buradaki açı hakkında bir şey söylemedik. O yüzden bu kenar buradan istediği gibi uzayabilir buraya çevirebiliriz. Ancak bu turuncu kenarın yeşil kenara ulaşmasının tek yolu var, değil mi? O da bu yol. Bu durumda sınırlarımız daha belliydi. Çünkü buradaki geniş açıyı kullandık. Kenar kenar açıdaki A açısı geniş oldu. Bu yüzden de çizebileceğimiz üçgenler kısıtlandı. Şöyle düşünmenizi istemem. Kenar kenar açı genel olarak işe yarayan bir ilke değil. Bunu kullanmamalıyım. Burada açıklığa kavuşturduğum şey özel bir durum olduğu için kenar kenar açıdaki A geniş açıysa seçenekleriniz daha kısıtlı dedim. Son olarak da şöyle bir durum var. Buradaki dar açı olunca durum muğlak oluyor. Dar açı ve geniş açıdan başka bir de dik açı olabilir değil mi? Kenar kenar açıdaki A 90 derecelik bir dik açı diyelim. Böyle olunca elinizde bir dik açının ve uzunluğu belli olmayan bir taban var ama bu uzunluk yine sabitleniyor. Sabitlendiğini diğer üçgenle eş olduğunu varsaydığımız için söylüyoruz. Diğer uzunluğunda da sabitlendiğini biliyoruz. Bu diğer kenarda dik açının karşısındaki kenar yani hipotenüs olacak. Bunu çizmenin tek bir yolu var. Yine geniş açıda olduğu gibi bu uzunluğu biliyorsak tek bir yol var. Bu durum aslında dik açı kenar hipotenüs olarak adlandırılan bir ilke ve kenar kenar açının bir özel durumu. Açı 90 derece olunca böyle oluyor. Bunu açı kenar kenar olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca bu biraz daha mantıklı çünkü bir üçgenin iki kenarını biliyorsunuz. Aslında bu konuda fazla derine inmedik ama belki de size tanıdık gelebilir. Pisagor teoremine göre de üçüncü kenarı buluyorsunuz zaten. Yani üçgenle ilgili bu bilgilere sahipseniz her zaman üçüncü kenarı bulabilirsiniz. Size bu özel durumu göstermek istedim. Ancak kenar kenar açıyı daha fazla bilgi olmazsa tek başına kullanamayacağınızı da bilmelisiniz.